Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben Semele Hoca. Semele Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte 14. gündeyiz ve limit ve sürekliliğin tekrar sorularını çözeceğimiz videoya ulaştık arkadaşlar sonunda. Ve sevgili arkadaşlar bugün tekrar sorularımızı çözdükten sonra bir ödeviniz var biliyorsunuz. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından yani buradaki yeşil kitaptan arkadaşlarım limit ve süreklilik sorularını çözüyorsunuz. Toplam 40 tane soru var içerisinde birbirinden güzel sana konuyu baştan aşağı tekrar ettirecek. Ve artık gireceğin deneme sınavlarında ve AYT'de en önemlisi bu AYT'de limit süreklilikten konu kaçır soru kaçırmayacağın bir ödev olmuş olacak. Yani sana bu ödev bunu yaptıracak. Tamam. Evet gençler hazırsanız e, videoyu beğendiyseniz, abone olduysanız, ücretsiz pdf'inizi açıklama kısmından indirdiyseniz artık dersimize geçebiliriz. İlk sorumuza beraber bakalım. Bu fonksiyon 2 apsisi noktada sürekli olduğuna göre m-n farkı kaçtır diye soruluyor. 2 de sürekliymiş parçalı tanımlı fonksiyon. Demek ki bunun parçalanma noktasının soluna ve sağına bakacağız. Çünkü zaten 2 demiş direkt. Şimdi 2'nin sağ limitine baktığımız takdirde 2'yi şurada yerine yazıyorsun 4 artı m. Şimdi niye limit bakıyoruz? Çünkü bir kere limitli olacak ki hani sürekli olması için şartımız neydi? Limitli olması. Pekala 2'nin sağ limiti 4 artı m. Yani 2'nin sol limitine bakıyorsun hemen burada yerine yazdın. O da 12 m. 2'nin sol tarafı 12 m artı n geldi. İşte bu ikisi birbirine eşit gençler. Bu 1. İkinci olarak bunlar aynı zamanda 2'deki görüntüye eşit olmak zorunda. Çünkü limit Görüntüye eşit olmalı ki sürekli olsun. O halde ikisi de neye eşit olacakmış? 6'ya. O halde bir kere 4 artı M 6 ise M burada 2'nin ta kendisidir. M 2 ise şurada getirdiğim yerine yazdım. 24 artı N de 6'dır. Ve bundan kaynaklı N sayısı da eksi 18'e eşit olur deriz. Şimdi M'den neyi çıkar demiş? Yani 2'den eksi -18 18'i çıkar demiş. Doğru cevap 20 olacaktır. Yani cevabımız B şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam x'ler eksi 3'e doğru yaklaşırken 6 eksi 2 kare kökü artı 3 bölü 27 eksi 3 x sin kare kökü, eksi 2 limitinin değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi ben eksi 3'ü yerine yazacağım direkt 0 bölü 0 belirsizliği var mı yok mu ona bakmamız lazım. Eksi 3'ü şurada yerine yazarsam kök içerisinde 6 eksi eksi 3'ten 9 gelir. Artı bir de 3'ümüz var demek ki üst taraf 6'ymış. Belirsizlik gelmeyecek bunu anladık. Eksi 3'ü şurada yerine yazarsam 9 gelir. 27, 9, 36, 36'nın karekökü 6 gelir. 6'dan 2'yi çıkardım 4. 6 bölü 4 bana 3 bölü 2'yi verir gençler. Doğru cevabımız D. De. Demek ki neymiş? Önce belirsizlik var mı yok mu ona bakacağız. Ben bu soruyu sınıfta sorduğumda öğrencilerin çoğu hemen şunu yaptı. Mesela kök 6 eksi x'in karekökü artı 3 var ya hemen dedi ki Aa hocam bunu da eşlenikle çarpacağız. E, niye eşlenikle çarpıyorsun? Diyor ki belirsizliği ortadan kaldıracağım i̇yi de zaten belirsizlik yok ki. Yani direkt olarak ön yargılı davranıp da soruya bir çözüm yaftası yapıştırmayın. Lütfen. Önce bir bakın 0 bölü 0 belirsizliği geliyor mu? Devam. X'ler 3'e yaklaşırken x kare artı 2 x 15 bölü 3 eksi x. Hemen şunu yapalım. Ben burayı x'e x burayı da artı 5'e eksi 3 diye parçalar ayırırsam. Üst taraf x eksi 3 ile x artı 5'in çarpımı olacaktır. Alt tarafa bakıyorsun o da eksi parantezinde x eksi 3'tür. Hemen 2 8 3'leri götürürsün ki bu belirsizliği yaratan şeydi. 3'ü yerine yazarsan üst taraf 8 alt taraf eksi 1 olduğundan doğru cevap eksi 8 gelecektir. Yani cevabımız E şıkkında verilmiş gençler. 101. sayfamıza doğru geçiyoruz. Soru. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için. fx'in 1'in sağ tarafındaki limiti 4, 1'in sol tarafındaki limiti de eksi 2 olduğuna göre x'ler e, 3'ün sol tarafına yaklaşırken bu limitin değeri kaçtır? Hemen yazalım bakalım. 3'ün sol tarafını ben şurada yerine yazacağım. 4'ten 3'ten daha küçük bir sayı çıkarırsam 1'den biraz daha büyük bir sayı gelir. Demek ki burası f1'in sağ tarafı. f1'in sağ tarafı bana 4 olarak zaten verilmişti. Artı. Geldim buraya 3'ün solundan 2'yi çıkarırsam 1'in solunu bulurum. f1'in solu da bak burada eksi 2 olarak verilmiş. 4 ile eksi 2'nin toplamı bana 2'yi verir. Pay kısmı 2'ymiş bölü. 3'ün sol tarafının karesi 9'un sol tarafını verir. Ondan 9'dan biraz küçük bir sayı çıkarırsam 1'den birazcık büyük bir sayı elde ederim. Yani F1'in sağ tarafı yani 4. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 bize cevabı verir. Yani cevabımız E şıkkı olacaktı. Devam ediyorum bir diğer soruyla. M ve N gerçel sayılar olmak üzere. X 3'e yaklaşırken bu limitin değeri 2. Şimdi ben 3'ü paydada yerine yazdığım takdirde payda 0 oluyor. E payda 0 olunca tanımsız beklerim. Ama sonuç çıkmış 2. Demek ki tanımsız değil. Paydanın 0 olduğu bir diğer durum. Yani belirsiz olacak. Demek ki ben 3'ü yukarıda da yerine yazarsam sonuç 0 gelecek. Yani 9 artı 3m artı n sıfırmış arkadaşlar. Ve böylelikle artık şunu söyleyebilirim ki 3m artı n eşittir eksi 9 derim. Peki şimdi ben şuna bakacağım. x eksi 3'ler örnek veriyorum. Gittiği takdirde paydamız neydi? x eksi 3 çarpı x artı 3. Üst tarafta da bir x eksi 3 çarpanı var onu da biliyorum. x eksi 3 çarpı işte x artı bir şey onu da bulabilmek için tasarlayabilmek için şunu kullanabiliriz. Mesela ben buradaki eksi 3 ile şuradaki sabit terimi çarpınca n gelecek ya demek ki eksi n bölü 3 diyebilirim artık ben buraya tamam mı? Yani buradan da böyle bir çıkarım yaptım. x eksi 3'ler gitti. Gittikten sonra 3'ü yerine yazarsak eğer. 3'ü yerine yazdım 3 eksi n bölü 3 geldi. Ben bunu 6'ya bölünce cevap 2 gelecekmişim. 3 eksi n bölü 3 eşittir 6 kere 2'den 12 olur mu? Peki eksi n bölü 3'ü bu tarafa 12'yi bu tarafa atarsam eksi 9 eşittir n bölü 3 olur mu? Olur. 3'ü de karşı tarafa çarpma olarak gönderirsem n kaç gelir? Eksi 27. Benden zaten n istenmişti. O halde cevabımız da d şıkkı olacaktı. Devam ediyorum. L bir gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için fx'in de gx'in de pi'deki limiti l'ymiş. Buna göre hangileri daima doğrudur? Bak bize sürekli fonksiyon olduğunu söylememiş. Sürekli de deseydi e, limit değerleri görüntüye eşit olurdu. Ama görüntü bambaşka bir şey olabilir. Yani fp, e, l olmayabilir tamam mı? gp, l olmayabilir. Hatta birbirlerinden farklı da olabilirler bunlar. E bize diyor ki fp, gp'ye eşittir o zaman bu yalan söylüyor. Doğru olmayabilir. Doğru oladabilir ama olmayadabilir. Ama daima doğru soruluyor demek ki eleyeceğim. F'in limiti vardı, G'nin de limiti vardı. Bunların toplamının pi'deki limiti 2L'dir demiş. Evet bu L'ydi, bu da L'ydi. Toplarsam 2L gelir. X, pi'ye giderken F, limiti L'ydi, bu da L'ydi. L bölü L, 1'i verir. Demek ki bu da doğruymuş deyip 2 ve 3'ü işaretlerim dersem hata ederim. Niye? Çünkü 3. öncül tamamen doğru değil. Daima doğru değil. E niye? Senin burada L'nin 0 olma gibi bir ihtimali var. Ve burası 0, sıfır, burası 0 ise 0 bölü 0 bir belirsizdir. 1'e eşit değildir. 1'e eşit de olabilir. Lakin belirsiz olduğu için 5 de çıkabilir. 1 bölü 3 de çıkabilir sonuç olarak. İhtimalleri değerlendireceksin. Daima değil. Demek ki 3. öncülde doğru, kesinlikle doğru olmadığına göre kesinlikle doğru olan sadece 2 var. Cevabımız da yalnız 2 olacaktı gençler. Sağ üst taraftayım. Bana ne demiş? A ve B. Birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan bir fonksiyon. Bak sürekli demiş. Tamam güzel. A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Sürekli ise hemen şunu yapacaksın. Polinom, polinom, polinom. Bunlar zaten sürekli. Demek ki sürekli olamayabileceği yerler şuradaki parçalama noktaları A ve B arkadaşlar. Şurası e, yanlış yazılmış. Şurası A, şurası X olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tabii siz de fark etmişsinizdir. Şöyle olacak arkadaşlar. Böyle değil. Pekala. Şimdi A noktasında A'nın sol tarafındaki limitine bakalım. Limit olması lazım. Bunu burada yerine yazdım. A'nın sol tarafındaki limiti a kare eksi 9 geldi. A'nın sağ tarafındaki limitine bakıyorum. A küp eksi 13 geldi. Demek ki bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. Ee, o halde ben şöyle bir şey yapsam. Eksi 13'ü bu tarafa göndersem 4 olsa. A kareyi de diğer tarafa göndersem a küp olsa. A küpten a kare çıkınca 4 mi kalıyormuş? Peki a küpten a kare çıktığında 4 kalan ne var? A'nın 2 olduğu durum söz konusu. Pekala. Şimdi geldim buraya. A2 ise B'nin sağ tarafındaki limit, B'nin sağ tarafındaki limit 14'tür. Ve B'nin sol tarafındaki limit de tabii ki B küp eksi 13'tür. Eksi 13'ü bu tarafa gönderirsem B küp 27 gelir. Demek ki B de burada kaçmış? 3'ün ta kendisiymiş gençler. Bizden ne istenmişti? A ve B'nin toplamı 2 ile 3'ün toplamı bana 5'i verir. Cevabımız A şıkkıydı diyebiliriz. Devam. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli olan bir f fonksiyonumuz var. E, sürekli dediğine göre eksi 2 apsis noktada da süreklidir. Hemen bunu halledelim önce. M'ler ve N'lerin arasında ilişki ortaya çıksın. Eksi 2'yi burada yerine yazarsam 4 eksi 2 M gelir. Eşittir diyorum. Eksi 2'yi burada yerine yazarsam 16 artı 2 N gelir. 16 artı 2 N gelecektir. Pekala. Şimdi ben 2m'yi bu tarafa 16'yı bu tarafa gönderirsem 2 parantezinde m artı n'nin de ne olması gerektiğini anlarım. Eksi 12 değil aynen eksi 12 olması gerektiğini anlarım. Buradan m artı n kaçtır? Tabii ki de eksi 6'dır. Şimdi bu cebimizde kalsın. Bununla alakalı illaki bir şey ihtiyacımız olacak soruda. fx'in eksi 3'teki ve 3'teki limitlerinin toplamı sorulmuş. Eksi 3'teki limiti bulmak için x gördüğüm yere burada eksi 3 yazarım. Yani 9 eksi 3m'ye gelir. Daha sonrasında e, artı 3'teki limiti bulmak için de burada yerine yazarım. Bu da 3 kere 3 9, 4 ile çarptım 36, eksi 3 neyi bana verir. İşte bu ikisinin toplamı sorulmuş. Bir kere 36 ile 9'un toplamı 45 yapar. Burayı da eksi 3 parantezinde m artı n biçimde yazacak olursam, m artı n'nin ihtiyacımız olacağını söylemiştim, eksi 6 idi. E burası eksi 6'ymış, çarparsam 18 gelir. Yani 45 artı 18, yani 63 bana cevabı verecekmiş. Doğru cevabımız da d şıkkı olacaktı. Devam ediyorum bir diğer soruyla. 3. dereceden bir px polinomu var x'ler 1'e yaklaşırken px bölü x eksi 1, x'ler 2'ye yaklaşırken px bölü x eksi 2 limitleri verilmiş. P3 kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben px polinomunu rahatlıkla ortaya çıkarabilirim aslında tahmin edebilirim. 2'yi burada yerine yazınca payda 0 olmasına rağmen bir sonuç çıkmış. 1'i burada yerine yazmamıza rağmen payda 0 olmasına rağmen bir sonuç çıkmış. E şimdi demek ki p2 de p2 de 0 p1 de 0 ki 0 bölü 0 belirsizlikleri gelmiş burada. Tanımsız olsa sonuç gelmez. Demek ki benim 1 ve 2 diye köklerim var. Yani x eksi 1 şöyle diyelim. Bir baş katsayı belirleyelim hatta değil mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir baş katsayı x eksi 1 diye bir çarpan, x eksi 2 diye bir çarpan ve x eksi b diye bir çarpanımız olsun bizim. Kabul mü? Şimdi arkadaşlar bir kere x eksi 1 buradan gittikten sonra yani şu gittikten sonra 1'i yerine yazınca 9 geliyormuş. O zaman yazalım. A çarpı eksi 1 çarpı eksi b 1 eksi, eksi b diyeceğiz oraya özür dilerim 1 eksi b eşittir 9'muş ee, buradan şöyle diyebilirim ki ben içeriye dağıtırsam şuradaki eksi a'yı eksi a artı ab eşittir 9 gelir diyebilirim bu cepte tamam bir de şuradaki x eksi 2 gidince 2 yazdığımız takdirde de eksi 6 geliyormuş yazalım a çarpı Şurada yerine yazdım. 2'den 1 çıktı. 2, 1 e, kaldı. Onu yazmıyorum. Burayı zaten elemiştim. Bir de 2 eksi b'miz var. Bu da bize neyi veriyormuş? Eksi 6'yı. Demek ki 2a ile eksi ab. Bunlar toplanınca bu da bize eksi 6'yı veriyormuş. Peki bu da cepte. Şimdi ben sizden ricam şu. Şunla şunu bir güzel toplayalım taraf tarafa. Mesela eksi a ile 2a'nın toplamı a yapar. ab ile eksi AB nin toplamı 0'dır. Eşittir. 9 ile eksi 6'nın toplamı 3'tür. Demek ki a kaçmış? 3. Yani şurası 3'müş arkadaşlar. Burası 3 ise getir şurada yerine yaz. Eksi 3 artı 3B de 9'muş mesela. O halde eksi 3'ü karşıya atarsam 3B eşittir 12. B eşittir 4 gelir. B de 4'müş arkadaşlar. B de 4 ise şurada yerine yazabilirim artık. Benden istenen p 3'tü artık polinomu bildiğim için x gördüğüm yere 3 yazabilirim. Nerede? İşte şuradaki polinomumda arkadaşlar. 3 çarpı yazıyorum. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 3'ten 4 çıktı eksi 1. Bunları çarparsam eksi 6 gelir cevabım. Yani cevap A şıkkında verilmiştir gençler. 102. sayfama geçiyorum. Buradaki sorulara dikkat. A bir gerçel sayı olmak üzere f ve g fonksiyonları için fx'in 3'teki limiti gx'in 3'teki limitine eşit ve a'ymış. Şimdi bunlar sürekli fonksiyon olup olmadığını belirtmemiş. Aynı yukarıdaki soru gibi. Sürekli mi değil mi bilmiyorum. Dolayısıyla limit, limit x 3'e giderken fx bana fa'yı vermek zorunda değil. Eşit de olabilir ama zorunda da değil. Her zaman doğrudur diye soruluyor. Şimdi f3 ile g3 birbirine eşit mi? Limitleri eşit diye görüntüleri de birbirine eşit olmak zorunda mı? Değil. Devam. Bunun limiti var ve bunun limiti var ve a'ydı. a'dan a çıkarsa gerçekten sıfır kalır. Yani bu olur. x3'e giderken f3 bölü g3, fx bölü gx. E şimdi ben A bölü A'dan 1 gelebileceğini biliyorum. Ama yukarıdaki sorunun aynısı oldu bak. 1 gelebileceğini bilirken A'nın 0 olma durumuna karşı ben bunu da elemek zorundayım. Cevabım yalnız 2 olacaktı gençler. Soru. fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda tanımlı ve fx'in 2'deki limiti aynı zamanda görüntüsüne eşittir ve 4'tür denilmiş. Yani gençler fonksiyon 2 noktasında sürekli bir fonksiyon olduğunu dile getiriyor. Şurası 2 ise burası 4'müş ve bizim fonksiyonumuz buradaymış arkadaşlar. Tamam. Pekala. Şimdi fonksiyon buradan geçiyor onu biliyoruz. Buna göre demiş fx'in 2'deki limitiyle x'in 2'deki limitlerin toplamı 6'dır. Şimdi fx'in limiti 4'tü. x'in de limiti 2'dir zaten yerine yazarsanız. 4 ile 2'nin toplamı 6 yapar mı yapar bu doğru. 2'ye geçtim. fx x eşittir 2 hapsi noktada süreklidir demiş. Evet sürekli olduğunu biliyoruz. Yani az önce de belirttik. Çünkü limit görüntüye eşit. Bak limit görüntüye eşit ve 4. Dolayısıyla doğru. F fonksiyonunun grafiği 2'ye 4 noktasından geçmeyebilir demiş. Şimdi geçmeyebilir olur mu Geçecek mecbur. Çünkü 2 için bak F 2'ye 4 zaten. Yani hani vermiş zaten. 2 için 4'ten geçiyor demiş. Dolayısıyla geçmeyebilir ifadesi yanlıştır. Hangileri doğrudur diye sorulmuştu. Cevap 1 2 olacaktı. Devam ediyorum. Sağ üst taraftaki sorumuzda. Gerçel sayılarda tanımlı artan bir f fonksiyonu ile ilgili A bir tam sayı olmak üzere. X eşittir 2 apsis noktada süreksizdir denilmiş. Şimdi 2 apsis noktada süreksizmiş tamam. Diyor ki sağ limit bu, sol limit bu ve f2'de 5'miş. Şimdi şurası 2 olsun, şurası 5 olsun. F2'nin 5 olduğunu belirtiyor yani şurada bir yerde. Ama bizim fonksiyonumuz hem artan hem de bu noktada süreksiz olduğuna göre demek ki şöyle gelmiş. Sonra buradan sonra böyle devam etmiş bir fonksiyon olabilir. Artan bir fonksiyon unutmayalım. O halde şunun limiti şurası ya 2'nin sol taraftaki limiti. Burası a eksi 3. Burası da sevgili arkadaşlarım 3 a artı 1 olacak. Demek ki bu ne demek oluyor artık? a eksi 3 5'ten küçük ve 3 a artı 1 5'ten büyük olacak. Yani 3 a büyüktür 4. Yani a küçüktür 8. Şimdi 3 a 4'ten büyükse a 1,33'ten daha büyük bir sayıdır diyeceğim. Yani 2 olabilir a bir tam sayıysa. 3 olabilir 4 olabilir 5 6 7 olabilir 8'den küçük dediği için. Bunların toplamı sorulmuş. 7 ile 2'nin toplamı 9. 3 tane bundan var. Cevap 27 olacaktı diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkıydı gençler. Ve son sorumuz. Güzel bir limit sorusu ve sembolik mantık sorusunun birleşimi arkadaşlar. Bizim fonksiyonumuz parçalı tanımlı biçimde verilmiş. Diyor ki P önermesi x x 3 hapsi noktada fonksiyonun limiti vardır. Bakalım var mı? Sol limit 3'ü yerine yazdım 5 geldi. 3'ü yerine yazdım 5 geldi. Limit var. Demek ki bu doğru de fonksiyon süreklidir demiş. E, limit 5 ama görüntü 8 olduğuna göre sürekli değil, süreksiz yani bu yanlış. 3 apsis noktada fonksiyon limit değeri 5'e eşittir Evet 5 olduğunu bulmuştuk demek ki bu da doğru. Şimdi P1, Q0, R1. P1, o zaman P'nin değeri de ihtiyacımız var bak soruların içerisinde. 0, Q0'dı. Q'nun değeri 1'dir ve R1'di. R'nin değeri de 0'dır gençler. Şimdi yerlerine yazacağız. A, B, C'nin değerleri sırasıyla hangisine eşit verilmiştir diye soruluyor. Şimdi P1'di veya varsa sonuç olarak cevap 1 çıkar. Değili varsa 0. 0 ise karşıya bakmama gerek yok. 0 ise 1, 0 ise 0. Her daim 1'dir. Demek ki A kaçmış? 1'miş. Pekala şuna bakalım. 1 ve R yani 1 ve 1. E tabi ki 1'dir. Ancak ve ancak demiş. P veya Q. P 1 olduğu için ve V olduğu için burada sonuç olarak 1 gelecek. 1 ancak ve ancak 1 bir bize 1'i verir. Demek ki B de 1'miş. Geçtim buraya. Şimdi P ya da R. Yani 1 ya da 1. Bir. Birbirinin aynısıysa sonuç 0'dı. 0 sıfır V dedik. V diyorsak ve yanında 0 varsa sonuç 0'dır. Lakin 0'ın değili 1 yapar. Yani burası 1'miş bir ancak ve ancak P'nin değili sıfırdı. Ancak ve ancak bağlacında ikisi birbirinden farklıysa sonuç sıfır olacaktı. Demek ki C'de sıfırmış. Yani 1 1 0 bize cevabı verir. 1 1 0 da A seçeneğinde mevcut sevgili gençler. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet birbirinden güzel sorular çözdük gençler. Ve artık sizin göreviniz 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabındaki o 40 tane verdiğim ödev soruyu çözmeniz arkadaşlar. Bu kitabın çözümlerini hocam ben kaçırdım ama çözmek de istiyorum diyen arkadaşlarım için. Dedim ya yakında güzel bir kamp programı gelecek. Bu 3 kitapla ilgili sevgili gençler. AYT, TYT ve gençler problemlerle alakalı sağlam bir kampta hazırlıyorum sizler için. Ben bunların kamplarını yaptım. PDF'leri pardon videolarımı zaten çektim. Ama... Kaçıranlar için ve yeni başlayacaklar için derli toplu düzenli olsun da senin de aklında bunlar derli toplu ve düzenli yerleşsin diye size güzel bir kamp programı ayarlıyorum. Kısa sürede bitirebileceğiniz programa sadık kalırsanız kısa sürede bitirebileceğiniz ve yaklaşık 20 günde hem TYT'den hem de AYT'den netlerinizi 5'er 6'şar er puan yukarı çekeceğiniz bir sistem olacak gençler. Bana güvenebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Sonraki konumuz türev olacak. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayın. Lütfen unutmayın.